koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Nisan ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar birçoğunuz doğum gününü kutlayacak Nisan ayında. Mutlu ve başarılı bir yıl diliyorum. Doğum gününüzü kutluyorum. Evet Nisan ayı 2017'de birçok gezegenin önemli hareketleri ve özellikle retro hareketleri nedeniyle ilginç bir ay olmaya aday. Venüs ayın 15'ine kadar retro hareketini sürdürecek ve 3 Nisan'dan itibaren Balık burcuna doğru gerileyecek e, ve 15 Nisan'a kadar da retro olacak. Sevgili koçlar e, sizin burcunuzda başladı bu retro hareket ve 12. evinize doğru gerileyecek. E, kuşkusuz ilişkilerinizle ilgili daha fazla sorgulama içerisindesiniz bu dönemde. E, Nisan ayında da yine ilişkileriniz biraz daha hayatınızda belirleyici olacak. Çünkü e, ay ortasında 11 Nisan'da Terazi burcunda bir dolunay meydana geliyor. İlişki evinizde meydana geliyor. E, gerilimli enerjiler yoğun. Öncü burçlarda ilerleyen Uranüs ve Plüton'un e, güneş ve ay ile yapacağı sert açılar bir yandan Venüs retrosu. E, doğal olarak biraz daha böyle e, ilişkilerimizi, günlük hayatımızı zorlaştırabilir. Çok önemli kararlar verme konusunda acele etmemekte fayda var. Özellikle söz konusu ciddi ilişkiler, ortaklıklar, işbirlikleri, partner ilişkileri ol olduğunda e, bu ay biraz böyle gözden geçirmeler yapmanız, elinizdeki e, içinde bulunduğunuz şartları değerlendirmeniz ve bazı sorunları çözmek için uğraşmanız daha doğru görünüyor. Yenilikler için, yeni girişimler için biraz daha beklemekte fayda var. En azından ee, Venüs retrosunun düzelmesi ardından e, ay sonunda meydana gelecek koç yeni ayıyla beraber biraz daha önümüzdeki dönemde Mayıs ayında daha rahat hareket edebileceksiniz sevgili koçlar. Evet Mars ayı 21'ine kadar boğa burcunda gezegeniniz Mars 21'inden sonra ise ikizler burcuna geçecek. Ee, ayın 21'ine kadar özellikle finansal konularda tabii ki harcamalara biraz dikkat etmek gerekiyor Mars'ın olduğu yerde zorlanmalar olabilir burada bütçenizle ilgili konularda dengeyi korumakta zorlanabilirsiniz çünkü aynı zamanda Venüs de sizin para evinizi yönetiyor ee, beklediğiniz gelirlerde azalmalar olabilir gecikmeler olabilir ee, kredi gibi konular vergi fatura gibi konularda birazcık trafik sıkışabilir bu dönemde e, yeni alışverişler yaparken özellikle pahalı alışverişler yaparken ya da parasal anlamda borçlanırken kredi alırken e, finansal bazı işbirliklerine başlarken çok dikkatli olmakta fayda var sevgili Koçlar Evet 10 Nisan'da Merkür Retrosu da başlıyor. Evet çok güzel. Venüs'le beraber 10 Nisan'da Merkür'de Boğa Burcu'nda retro harekete başlayacak. Dolayısıyla para evinizde olacağı için bu retro. bahsettiğim bu finansal konulardaki para konularındaki etkileri biraz daha arttıracak gibi görünüyor. Nisan ayı özellikle sizin para konularına çok dikkat etmeniz gerekiyor sevgili koçlar. Harcarken bir şekilde birine borç verirken bir de, yani birkaç kere düşünmekte, her olasılığı gözden geçirmekte fayda var. Evet 11 Nisan terazi burcu dolunayı ilişkileriniz için önemli bir dönüm noktası. Biraz tansiyon yüksek olabilir, gerilimler olabilir, acele karar vermeyin. 26 Nisan'da ise boğa burcunda yeni ay var. 28 Nisan'da artık ilerlemiş olan Venüs tekrar sizin burcunuza geçecek, Koç burcuna geçecek. Dolayısıyla ay sonundan itibaren parasal anlamda kendinizi biraz daha güvende hissetmeye başlayabilirsiniz. Geciken olan, gecikmiş olan konularda maddi anlamda, finans anlamında Biraz daha yavaş yavaş düzelmeye, yerine gelmeye başlayabilir ve bunun etkilerini özellikle Mayıs ayında daha yoğun ve daha olumlu yaşayabilirsiniz sevgili koçlar. Önümüzdeki ay görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.